Şunu seviyoruz ülke futbolu olarak. Sadece o anı değerlendirmeyi, tıpkı bu sezonu değerlendirmeyi sevdiğimiz gibi. Evet, bu savunmadaki problem nasıl düzelecek? İki farklı oyun anlayışı aynı anda yürüyebilirse bu olağanüstü bir şey olur ve bu çok zor bir şey olur. Burada bakmamız gereken şu, bu sürdürülebilir mi? Avrupa'dan ceza almasaydı Trabzonspor ve bu sene yaptığı yapılanmayı teknik direktörüyle beraber, geçen sene yapsaydı Trabzonspor şu anda neredeydi? Dolayısıyla önce burada şampiyon olup sonra Avrupa'ya bakarız. Zihniyeti çok hakim. Ya şu keyif çok çok keyifli bir ortam var. Ya bunu nasıl sürdürürüz dert etmek gerekiyor. Bunu sürdürmenin tek yolu şampiyonluk değil, değil, değil. Evet. Asistan Aliz ekranlarında Trabzonspor yayınıyla bu haftada karşınızdayız. Stüdyo konuğum Erdal Oş, Bordo Mavililer'deki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Hoş geldin. Merhaba Neslihan, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi çok önemli bir karşılaşma var tabii ki. UEFA Konferans Ligi ikinci maçında Roma ile karşılaşacak Trabzonspor. Bu maçı ayrıntılı konuşuruz. Nasıl bir Trabzonspor bekliyoruz? 2000'in rövanşında nasıl bir Trabzonspor sahada olacak? Ama onun öncesinde bir lige gidelim istersen. Süper Lig'in ikinci haftasında Sivasspor'u 2-1'lik skorla geçti Bordo Maviler ve 2'de 2 yaptı. İyi bir başlangıç oldu Süper Lig'e. Bu maçın özelinde biraz konuşalım. Nasıldı maç sence? Nasıl buldun Trabzonspor'u? Yine beklediğimden daha iyi buldum. Ben Sivasspor'un çok hazır olduğunu düşünenlerdenim. Hatta her şey yolunda giderse, çok sakatlık falan vermezse bu sene Sivasspor'un ilk 4 aday olduğunu düşünüyorum. Geçen seneden devreden bir oyunu var çünkü. Hemen hemen aynı. Sadece üstüne koyması gerekiyor, onu da yapacaktır. Dolayısıyla çok hazır bir Sivasspor vardı. Buna rağmen Trabzonspor, yani büyük ölçüde oyun Trabzonspor'un kontrolü altındaydı bence. Sivasspor maçı ve Roma maçı, bir önceki Roma maçı, ikisini belki beraber değerlendirmek lazım. Pozisyon, evet. Küçük detayları konuşabiliriz. Sivasspor maçının son bölümü bir şeyi ortaya çıkarmış gibi. Çok erken olabilir ama tahminimi söylüyorum. Yani bu söylediğim dediğim gibi çok şey, ayrıntıdan yorum çıkarma hali. O son bölümdeki kadroyu hatırlayalım. Sağ kanatta Abdülkadir Ömür, göbekte Berat yerine Siopis, santrafor olarak da Canini değil, Cornelius. Şimdi bu oyunla, bu takımın yani bu kadronun oyunuyla ilk 11'de çıkan kadronun oyunu çok birbirine benzer gibi durmuyor. Durmayacak da. İkincisi çok daha pas oyununa çok daha müsait. Neden? Abdülkadir Ömür alameti farikası pas oyunda ortaya çıkıyor. Onun dışındaki oyunlarda Abdülkadir bir yok. Yani olamaz da zaten. Olması da çok kolay değil. Hatırlayın onun ilk çıktığı dönemdeki Trabzonspor oyununu. Şimdi orada kim vardı mesela? Orta sahada 6 numara olarak Abdülkadir'in en iyi olduğu dönemde Onazi vardı. Siopis Onazi'ye çok yakın bir oyuncu. Hatta daha iyisi bile diyebiliriz bazı yönleri itibariyle. Öyle bir şey oldu ki şimdi Berat, hani geçmişle mukayese etmeyi, anlatmayı seviyorum ben. Berat biraz Okay'a, Siopis Onazi'ye benzeyen bir oyuncu. Dolayısıyla ikisi sahada olduklarında iki farklı oyun oynanacak gibi görünüyor. Bu ikinci oyun oynanırken belki şunu yapmak gerekir. Hoca öyle düşünür mü bilmiyorum ama. Şimdi genelde Hamşik sol iç, Bakasetas sağ iç gibi oynuyor. Ama eğer sahada Abdülkadir varsa bence Hamşik sağ iç, Bakasetas sol iç gibi oynamalı. Çünkü Hamşik de ona çok yakın bir oyun ve ters top atabilme kabiliyeti çok yüksek. Şimdi bu oyun oynanırken ki avantajı ne? Solda olan Vakame'yi savunmayı rakip sol bekle birebir bırakıyorsunuz. Orada oraya yığdığınızda oyunu. Hatırlayın yani Ünal Karamanlı Trabzonspor'un oynadığı oyunda yakın bir oyun çıkabilir bu oyunda. Evet, doğru. Baştaki oyun başka bir oyun. O da çok güçlü. Olmasa bile pozisyon üretmesi çok kolay. Gerçekten çok kolay yani bir oyun. Bunlar iyi şeyler. Öte yandan sıkıntılı şeyler ne? Bir, şöyle bir endişe seziyorum Trabzonspor'la ilgili, kadro takımla ilgili. Neredeyse takımın bütün tamamında var bu. Bakasetas hariç. Golü bulduğunda çok rahatlayan ve artık bu bize yeter diyen bir anlayış hakim. Bunun da mesela bir konsantrasyon problemi yarattığını düşünüyorum doğrusunu istersen. Erken gol bulduklarında özellikle. Eğer ikinci gelmezse o rahatlığı sürdürmek istiyorlar. O doğru bir şey değil. Evet. Sürekli arayan olmalı eğer iddia sahibisiniz. Çünkü gücü de yüksek. Yüksek, evet. Daha çok aramalı. Şimdi gelelim her iki maçta yenilen gollere ya da işte biri penaltıdan biri diğer ikisi yenilen golleri düşünelim. Şunu seviyoruz ülke futbolu olarak. Sadece o anı değerlendirmeyi, tıpkı bu sezonu değerlendirmeyi sevdiğimiz gibi. Şimdi mesela penaltı Uğurcan olağanüstü çıkardı ikisinde, yani olağanüstü bir iş yaptı ki çok güzel buluyorum onu. Çünkü Uğurcan çok eleştiriliyordu penaltı kurtarma maçı. Çok eleştiriliyordu yani çok fazla. Ya o anlamda Uğurcan'daki son böyle şey, bu penaltı meselesi çok İyi çok oldu. Önemli. Çok önemli. Ama işte İsmail yüzünden, tırnak içinde yüzünden olmadı. Şimdi İsmail o hatayı bir daha yapmaz. Yani aynı acaba? Şey yok, yapmaz. Bir daha olmaz o. Yani böyle hatalar bir daha olmaz. Çünkü o anlık hatadır. Evet. Ama bence o pozisyonun öncesini düşünmek lazım. Yani penaltıya gelene kadar ki Trabzonspor
O 2 dakikayı bir düşünelim şimdi. Bu sürdürülebilir bir hata diye endişe ediyorum. Nedir o? Bir, hiç gereği yokken top geri taşındı. Uğurcan'a geldi. Uğurcan baskı yiyeceğim endişesiyle acele etti. Yanındakine vermedi. Boyu kısa olan Abdülkadir Ömür'e uzun bir top attı. Abdülkadir belki de rasyonel olan o topu bırakmasıydı. Bırakmadı. Sağ içine gönderdi. Kafa topu olarak. Top rakibe gitti. Edgar yani penaltı ne tartışılır, ben o konuları girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun artık faydası olmadığına son 40 yılda inandım. Edgar o hatayı, yani o hamleyi o şekilde yapmamalıydı. Adamını biraz geri atsa hiçbir şey olmayacak. Şimdi bunlar olmaz, o tekrar olur mu emin değilim. Şeyden eminim, İsmail bir daha hata yapmayacak. Şimdi İsmail bu hatayı yapmayacak ama mesela İsmail'in performansı da eleştirildi Trabzonspor'da. Yani böyle her maç aslında üzerine koyarak gitmesi beklenen bir İsmail varken daha gerileyen bir İsmail gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hatta neredeyse şöyle yorumlar da yapılıyor. Takımı bir kişi eksik oynatıyor şeklinde yorumlar da yapılıyor. Sen bu yorumları mesela ağır mı buluyorsun? Evet, biraz abartılı buluyorum. İsmail çok gayretli. Tıpkı Serkan gibi gayretliydi. Bir, bütün kadro ne yaparsanız yapın İsmail'siz kadro ben yapamıyorum. Ya da Faruk Can. Yani yapamıyorum. Hele de şimdi Siyopis'te geldi. Ya belki Dorukhan geldiğinde, Serkan biraz daha mesafe kat ettiğinde hani belki o zaman sağ beki işteyse yerli kullanabilir falan ama şimdi Abdülkadir ne kadar garantileyecek? Ne olursa olsun İsmail'in iyi olması lazım. Ben oyun bilgisi konusunda İsmail'in kötü olmadığını düşünüyorum. Bir, garip bir şekilde hiç beklemediğim şekilde tedirgin. Bu tedirginliği de hayra yoranlardanım. Yani hayra yoranlardanım. Neden? Bu tedirginlik önemsediğini gösterir. Dolayısıyla zamanla ben İsmail'in daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu kadar üzerine gidilmesi doğru, şu anda doğru koşulları yani. Yapıyor, doğru yerde topla buluşmaya çalışıyor. Anlık hatalar, ben anlık hatalar hep söylüyorum. Herkesin yapabileceği şeyler. 2 hafta önceydi galiba. Tabii mesela şey, Roma maçında da aynı golü düşünelim. Şimdi kornerden gelen topu. Ha bu arada şunu söylemiştik, hatırlar mısın? Geçen hafta demiştik Trabzonspor'un Abdullah Avcı takımına yakışmayacak bir şekilde duran top yerleşim sorunu var demiştik. Roma maçı onun oydu işte yani. Ne söylediğimiz tam da oydu. Molde maçlarında da 2 tane ya da 3 tane öyle top verdi. Rakip stoperdi galiba, vuramadı. Aslında rahattı, vurabilirdi. Dolayısıyla bir şey söyleyelim önce. Savunma yerleşiminde duran toplarda bir problem var. Henüz çözülmemiş bir problem var. Ki işte Egemen Hoca da çalıştırıyor bildiğim kadarıyla. Hücum anlamında iyi. Hücumdaki yerleşim iyi, duran top yerleşimi. Ama savunmada bir problem var. Bunun düzelmesi gerekiyor. Çok önemli çünkü o. Evet, bu savunmadaki problem nasıl düzelecek? Çalışarak. Yani çalışarak. Onun düzelme şeyi çalışarak. Mesela bu hafta yine Perez 2 tane yüksek top geldi, ters top. Bu hafta vurdurmadı mesela. Ama o kornerde dikkat etmedi. Yanlış hatırlamıyorsam artık Perez vardı. Daha dikkatli olsa muhtemelen o rahatlıkla indiremezdi adam o topu. Şimdi o golü de herkes Uğurcan üzerinden okudu. Oysa o da zincirleme bir hataydı. Yani birey son golün son anını değerlendiriyoruz. Orada gelene kadar neler oldu onu değerlendirmiyoruz. O yüzden hala işi çok Trabzonspor'un. Yani hala işi çok. Ama dediğim olursa, olabilirse, yani iki farklı hücum, iki farklı oyun anlayışı aynı anda yürüyebilirse bu olağanüstü bir şey olur ve bu çok zor bir şey, onu söyleyeyim. Yani çok zor bir şey. Evet. Şimdi geçen sene Beşiktaş'ın... Tamamen iki farklı oyundan bahsediyoruz. Evet, iki başka oyundan bahsediyorum. Olabilirse çok olağanüstü bir şey olur. Yani o zaman evet, çok durdurulması zor bir takıma dönüşebilir. Şimdi bunun için neye ihtiyaç var? Zamana ihtiyaç var. Şimdi gelelim bir genel değerlendirmeye. Şu anda Trabzonsporlar takımlarından keyif alıyorlar mı? Alıyorlar. Alıyorlar bence. Roma ile oynayacak olmaları onları keyiflendiriyor mu? Evet. Ligde yarış vaat eden, yarışta olacağını beden diliyle söyleyen bir Trabzonspor var. Bundan memnunlar mı? Kesinlikle var. Burada bakmamız gereken şu. Yani bu kısmı çok önemseyerek söylüyorum. Böyle üstüne basa basa söylüyorum. Bu sürdürülebilir mi? Yani bu Trabzonspor, bu maaş bütçesi sürdürülebilir mi değil mi? Buna bakmak lazım. Bakabildiğim, yani görebildiğim kadarıyla bunun sürdürülebilmesinin yolu sene sonu bir ya da iki satış yapmak. Ve o iki satışın ikamesini de doğru yapmak. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Bir, bu kadro geçen sene yapılabilir miydi? Bu yapılanma geçen sene yapılabilir miydi? Evet, yapılabilirdi. Değil mi? Geçen sene. Tabii. Pekala, bu yapılanma geçen sene yapılabilirdi. Geçen sene bu yapılanmayı yapsaydı Trabzonspor, yapabilseydi, yapabilirdi. Ve ondan önceki sene aldığı transfer cezasını da almayabilirdi. Transfer diyorum, özür dilerim. Avrupa Kupası cezasını almayabilirdi. Pekala almayabilirdi. Bak, bu konuştuğumuz şeyler, hakemler, federasyon, ülke medyasının size tutumu falan hiç alakası yok. Onları değiştiremez Trabzonsporlar. Trabzonspor camiası o konuda değiştirme kabiliyetine sahip değil. Ama şu söylediklerimi değiştirebilir. İki tane basit bir şey söylüyorum. O cezayı almayabilirdi Trabzonspor biraz daha dikkatli davransaydı. Avrupa cezasını. Evet. Ve bu takımı geçen sene de yapabilirdi. Evet. İki sene önce şampiyonluğu kaçırdı. İkinci oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Ön elemede olsa. Ön eleme oynadın. Ön eleme gene zor takım çıktı, elendin. UEFA Avrupa Kupası'ndasın. Ve bu takımla, şu takımın geçen sene kurulmuş bir şekilde UEFA Avrupa Kupası oynadığını düşünün. Varsın bu sene yine ligi 3. 4. bitirsin. Şu anda da bir kere Roma'yı çekmeyecektin kuvvetle muhtemelen. Oradan biraz puan toplayacaktın. Ve şu anda takım Avrupa'da olacaktı. Bak, sürdürülebilir olanın sana nasıl bir keyif vaat ettiğini anlatmaya çalışıyorum tabloyla. Yani şunu sürdürülebilir kılsa, bu şampiyonluk baskısı falan anlamsız hale gelecek. Futboldan, hayattan, Trabzonspor'dan çok daha keyif alacak bir noktaya götürecek sizi. Çok daha evrensel bir alana taşıyacak. O zaman dalga geçeceksiniz hakem hatalarıyla. Ya şu yapılabilir bir şey. Yani şu söylediğim, bak çok basit, tekrar söylüyorum. İki tane şey söylüyorum. Avrupa'dan ceza almasaydı Trabzonspor ve bu sene yaptığı yapılanmayı teknik direktörüyle beraber geçen sene yapsaydı Trabzonspor şu anda neredeydi? Çok haklısın. Bence genel olarak bu Türkiye'deki futbol aklıyla alakalı bir durum. Genel bir problem bu. Sürdürülebilirlik tabii ki çok önemli ama taraftarların kafasında hep işte o, belki de tırnak içinde söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın, küçük düşünmek. Hep işte şampiyon olalım, şampiyon olalım. Onu da anlıyorum çünkü uzun zamanda şampiyon olamamış. Ya anlaşılır bir şey tabii. Bir Trabzonspor ya da aynı şeyi Fenerbahçe taraftarı için de söyleyebiliriz. Doğru, uzun zamandır şampiyon olamamış bir Fenerbahçe. Dolayısıyla önce burada şampiyon olup sonra Avrupa'ya bakarız. Zihniyeti çok hakim. Oysa ikisi beraber yürüdüğünde, o yarış beraber yürüdüğünde hem rahatlatıyor, hem kadro kalitesini yükseltiyor, hem oyuncuların dünya görüşünü değiştiriyor, daha iyi oyuncu geliştirmenizi sağlıyor vesaire vesaire vesaire. Yani şunları yapabilir Trabzonspor, bunu hiçbir hakem engelleyemez, hiçbir federasyon engelleyemez. Şu söylediklerimi yaparsa Trabzonsporlar, özellikle yeni nesil Trabzonsporlar, oyundan, futboldan, takımlarından çok daha keyif alacaklar, çok daha sunulabilir, gurur duyulur bir futbol kültürü üretebilir Trabzonspor camiası. Evet, yani özellikle yeni nesille birlikte. Evet, çok da güzel olur. Tekrar ediyorum, burada şu gözle bakalım ama. Bu kadronun sürdürülebilir olması için, bu kadronun içinde mutlaka genç bir iki oyuncunun, yani bu sene olmadı, önümüzdeki sene mutlaka takviye bir iki oyuncunun gerekiyor. Takviye değil, satılır duruma satılması gelmesi. Satılması gerekiyor. Artı değer katması lazım. Yani bugünkü değeriyle sezon sonundaki değeri arasında ciddi bir fark olması gerekiyor. Mutlaka olması gerekiyor. Bu isimler kim? Böyle olur? Bakacağız. Böyle bakmak zorundayız. Sadece tabii oraya değil. Şimdi U19 takımı bu sene Avrupa'da oynayacak. Trabzonspor'un U19 takımı. Oraya o gözle bakmak lazım. Kiralık verilen oyunculara o gözle bakmak lazım. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Bunun sürdürülebilir olması çok hassas bir futbol aklına ihtiyaç duyuyor. Tek başına hoca bu işin altından kalkabilir mi emin değilim. Trabzonspor camiasının bu noktada da yapılanmayı hızlandırması gerekiyor. Ya şu keyif, çok çok keyifli bir ortam var. Ya bunu nasıl sürdürürüzü dert etmek gerekiyor. Bunu sürdürmenin tek yolu şampiyonluk değil. Evet, çünkü evet. O son tarihinde hep söylüyorum, elinde olan bir şey değil. Yani aynı örnekleri veriyorum. Evet, 80, 3 takım bitirdi. Sen de 3. oldun. Ne yapacaksın yani? Evet. Şunu nasıl sürdürülebiliriz, bunu kovalasan öteki çok daha rahat gelecek, inanın bana. Evet, şimdi, ben çok genel bir şey konuştum. Evet, şimdi saha içine dönebiliriz. Tamam, o zaman hala şeyden bahsedelim. Sivasspor maçında kalalım biraz daha, Roma maçına geçmeden önce. Yine eleştirilen konulardan bir tanesini sormak istiyorum sana. Evet, Trabzonspor'un hücum gücü ortada ve herkesin de beğenisini kazanıyor bu. Ama bir problemi var ki, hücum sonlandıramama problemi. Dolayısıyla da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hücumu sonlandıramıyor ama tekrar geriye dönüyor. Bu da fiziksel bir yorgunluk yaratıyor takımda. Bu çok net belli oluyor. Onunla ilgili geçen hafta konuşmuştuk yine, yanlış hatırlamıyorsam. Her takım için top çok değerli. Trabzonspor için iki kat daha değerli. Neden? Bir, savunma dönüşlerinde problem var. İki, top sende oldukça senin tehdit şeyin çok daha fazla. Dolayısıyla o aslında benzer bir şey. İlk söylediğimle benzer. O zihinsel tembellikle, golü bulduktan sonraki zihinsel tembellikle şunu deniyorlar mesela. Çok çok zor paslar deniyorlar. Ve orada kaybediliyor toplar. Yani evet. Ki bunu Bakasetas bile yapıyor. Çok sıklıkla yapıyor. Çok zor şeyler deniyorlar. Oysa daha garantiye gitmek lazım. Niye? Çünkü dediğim gibi kaybettiğin top senin için çok önemli. Mutlaka atak sonlandırması lazım Trabzonspor'un. Ama hangi Trabzonspor'un? İlk 11 Trabzonspor'un. Son bölümdeki Sivasspor maçının son bölümdeki Trabzonspor için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü o daha yani Siopsis'in ve Abdülkadir'in savunma şeyiyle birlikte çok daha başka bir şey. Hatta Cornelius'un. Yani Cornelius da öyle çok rahatsız eden bir adam. Dolayısıyla dediğim gibi, ama bu söylediklerim henüz çok daha yani böyle şey, tünelin çok uzağında görünen bir şey. Bu bir tahmin. Umarım böyle bir şey olur. Yani iki oyunu oynayabilen bir Trabzonspor, yani çok güçlü bir Trabzonspor. Elbette ki şu daha iyidir. Yani bir oyun ezberi olan ve aynı, ama bu farklı kadroyla aynı oyunu oynamak çok mümkün değil. Yani şöyle söyleyeyim, Gervinho'nun muadili Abdülkadir Ömür değil. Anlatabiliyor muyum ne demek? Santrafor Giannini ile Cornelius benzer santraforlar değil.
Yani birbirinin muadili olan adamlar değil bunlar. Kesinlikle. Dolayısıyla hatta Siopis'le Berat birbirinin muadili olan adamlar değil. Yani Siopis'in muadili Abdülkadir Parmak olabilir, Dorukhan olabilir. Hı hı. Ama Berat o değil, başka biri. O yüzden dolayısıyla başka bir oyun, başka bir oyuna dönüşüyor. Hı hı. Bu dediğim gibi yapılabilirse çok olağanüstü bir şey olur. Bu karşıdaki takım için de çok zorlayıcı olur. Çok zor bir şey olur. Evet, çok o yüzden de avantajlı olur. Rakipleri çok zorlayacak bir şey olur. İnşallah o yönde bir şey görürüz. Evet. Peki. Ya da birini seçecek, onun üzerine daha çok devam edecek. Yani bir oyun seçecek ve onun üzerine devam edecek. Bu şu öyle şöyle, olabilir. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Birkaç oyuncunun atıl kalması. O zaman yani mesela şöyle işte Canini zaten gerçekten çok iyi performans gösteriyor. Bu sefer hep Canini ile devam edilir. Cornelius çok fazla forma şansı bulamaz. Bu da gibi, böyle sorunlar gibi, yaratabilir. Gibi. Transfere geçelim Erdal Hoş. Çünkü yeni bir transferi var Trabzonspor'un. Onun da nasıl bir katkı sağlayacağını açıkçası senin fikrini merak ediyorum. Stefano Densville'i bir yılına bedelsiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı zaten Bordo Mavililer. Sence yararlı bir transfer. Yani oyuncuyu tanımıyorum. Daha önce şey zamanım oluyordu yani transfer edilen oyuncuların eski maçlarını seyretmek sağ olsun arkadaşlardan şey alıyoruz, izleyebiliyoruz. Bunu izlemedim yani o yüzden yani bir yorum yapabilecek durumda değilim ama okuyabildiğim kadarıyla sosyal medyada paylaşılanlardan ya da izlemiş olanlardan okuyabildiğim kadar işte sol ayağı iyi vesaire vesaire işte dengeli. Çok belki hızıyla değil ama oyun bilgisiyle sol bekle oynayabilen bir adam. Şöyle ben hep şunu söylüyordum daha önce, önceki yıllarda Trabzonspor'un en büyük problemi olarak, geçen sene Beşiktaş'ta da vardı benzer problem aslında, ikinci yarı toparladı onu. İlk 11 düzeyindeki oyuncularla sonradan giren oyuncular arasındaki makasın genişliği sizin oyununuzu alt üst eder. Dolayısıyla onu ne kadar yaklaştırabilirseniz, tabii bunu bu şekilde yaklaştırmak ciddi bir maliyet getiriyor size. Ama yaklaştırdım evet, Trabzonspor'un şu anda ilk 11 düzeyinde yedek oyuncular arasındaki makas bir hayli daraldı. Dolayısıyla oyun oturduğunda, tam anlamıyla oyun oturduğunda ve kenardaki oyuncuların da motivasyonu devam ettiği sürece yani mental anlamda takım bütünlüğü sağlandığı sürece yani bu Trabzonspor 6 ay sonra falan çok başka bir şeye evrilebilir. Evet. Şampiyon olur mu onu bilmiyorum ama seneye de bu sene başında şu takım o zaman Avrupa Ligi'nde kim çıksın görelim yani. İşte onu diyorum hep. Evet. İzlemesi de çok keyifli, çok bir takım keyifli oldu bir gerçekten. Evet. İzlerken maçları eminim yani Trabzonspor taraftarı da uzun zamandır bunu, beklediği bunu şey bunu mesela konusunda öngörmüştük daha hazırlık maçlarında değil mi? Yani çok yeni olmasına rağmen bu sene Trabzonspor izlerken sıkılacak bir takım olmayacak değil, demiştik yani. Kesinlikle değil. Tırnak içinde Abdullah Avcı takımı değil gibi evet, sanki değil mi? Evet, Abdullah Avcı normalde takımı. Evet. Şimdi, yani bu hoca zaten açısından da önemli bir şey. Trabzonspor'la evrildi Abdullah Avcı diyebiliriz. Da, demek ki varmış böyle bir potansiyel. Bulmaya ihtiyacı öyle varmış. Belki Beşiktaş sabretseydi Beşiktaş da onu olacaktı. Olabilirdi. Ha Beşiktaş sabretmedi zarar mı etti? Yok, o da Sergen Yalçın'la kavuştu. Yani başka bir hava yakaladı. Bir tane doğrusu yok futbolun. Önemli olan sen kendi doğrularını en az maliyetle nasıl yapabiliyorsun o? Seçtiğin doğruyu en az maliyetle. Bir de bence en doğru hakkında enerji de tuttu. Evet çok. O da önemli. Çok zor oldu ama ilginç bir şekilde iyi gelişiyor. İnşallah böyle devam eder. Bir isim daha var yine transferde. Yerli bir isim. İsmail'den sonra bir kanat transferi. Efecan Karaca'yı renklerine bağlamak istediğine dair iddialar var. Onunla alakalı bir bilgin var mı? İnan bana yok. Yani şöyle, bunu mesela Mayıs ayında sorsaydın bana mutlaka olur diye bekliyordum. Ama olmadı. Yani bir türlü o şey çıkmadı. Şimdi Abdülkadir de olunca çok olur gibi gelmiyor bana. Yani bu transfer, gerçi Dorukhan transferini çuvallamış biri olarak bana sorman ne kadar doğru bilmiyorum ama hani değil mi? Dorukhan'ı sormuştum ben de asla olmaz demiştim. Ya Efecan, ama gerçekten olmayacak gibiydi çünkü. Öyleydi. Efecan transferinden çok bence bir iki tane Trabzonspor'un yatırım transferine ihtiyacı var. Tıpkı Galatasaray'ın yaptığı gibi. Daha genç, evet. İleriye evet dönük. Yani bu saatten sonra Efecan değil, Trabzonspor'un yatırım transferine evet, ihtiyacı Efecan var. Efecan da genç bir oyuncu değil zaten, 31 yaşında. Yani olur mu bilmiyorum ama ben tekrar ediyorum. Ben karar verici olsam bu saatten öyle sonra Trabzonspor adına İki tane yatırım transferi diyebileceğim transfer yapardım. Ve onların da böyle ara ara süre buldukça şeyi tekrar hatırlatayım. Çok söylemiştimdir onu. Burada söyledim, TVNet'te, TRT'de söyledim. Yıllar önce de çok söyledim. Zannedildiği gibi Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı kadro eksikliğinden forma falan bulmadılar. Tam tersi. Trabzonspor'un iyi kadrosunda iyi yabancılarla birlikte forma buldular. Dolayısıyla iyi kadroda iyi oyuncunun kendini göstermesi daha kolaydır. Genç oyuncuların ortaya çıkması daha zor değil, daha kolaydır. Yeter ki hocanın kesinlikle böyle bir bakışı olsun, camianın böyle bir beklentisi olsun. O yüzden yani bundan sonra olacaksa iki transfer, benim beklentim o iki transferin de yatırım transferi olması. Olmak zorunda.
Gelelim Roma maçına. Gelelim o zaman. Mi? Evet. Ya çok üzüldüm. Rövanşında. Çok üzüldüm gerçekten. Değil çok mi? Üzüldüm. Yani o yani birbirden sonra gerçekten sanki böyle 2-1 olsa güzel o zaman oldu. Yani şimdi zor tabii ya çok zor sonuçta. Zordu ama rakibin... sence beklendiği kadar zor muydu mesela değil, izlediğinde değil mi? Daha farklı bekliyorum. İşte burada gene ben gene şüpheli yaklaşacağım. Şimdi taraftar kızacak ama yaşlandıkça huysuz ihtiyar gibi olumsuzlukları düşünüyorum. Acaba hani Roma hangi motivasyonla geldi? Yani mesela milli takımın burada Fransa ile oynadığı maç için de aynı şeyi söylemiştim ben ya. Fransa çok maç yapmaya diye gelmemiş gibiydi mesela. O bizi çok iyi gösterdi. Şimdi Roma da acaba biraz öyle mi geldi noktasında endişeliyim orada. O yüzden hala konuşamıyorum çünkü yani. Bir bu maça da görelim kadro, diyorsun. Kadro değeri itibariyle, kadro yapısı, oyuncu profili itibariyle 5-6 kat falan herhalde değil mi? 6 kat neredeyse maliyet çok itibariyle fazla. 6 kat. Çok kolay değil, hala kolay değil. Ama olursa olağanüstü bir şey olur. Hayalde kurmak istemiyorum. Neden olmasın? Ama bir taraftan da içim rahat durmuyor. Evet. Ya inşallah böyle uzatma da falan olabilir ya inşallah ne bileyim. Bakalım. İnşallah. Peki nasıl bir kadroyla sahada olur sence? Ben yani İsmail yerine Tronsen olacak gibi. Galiba herhalde Siopsis'te de başlar gibi geliyor bana. Yeni transfer olmayacak kadroda değil mi? Yok yok. Ya evet. Gerek de yok zaten. Olmayacak. Yani şu anda en azından gerek de yok. Dorukhan sakat. Sanki Siopsis ve İsmail'le başlar gibi diye düşünüyorum. Yani öyle başlar gibi diye düşünüyorum. Onun dışında çok değişiklik olmaz. Yani gene Cornelius kenarda olur. Cenini. Yani Cenini ile başlar diye düşünüyorum. Ama belli de olmaz tabii yani Cornelius'un sahada olması. Belki Gervinho'yu bekletir. Onu sonradan hamle oyuncusu gibi düşünür. Yani Canini sağ kanada Cornelius'u santrafor yapabilir. Ya sormak istemiyorum böyle şeyleri. Hani onu da bekleyelim görelim. Yani. Peki. Çok teşekkür ederim ben verdiğin bilgiler için. Eklemek istediğin bir şey var mı? Şu orta kısımda söylediğim şeyi lütfen Trabzonspor camiası üstüne böyle epey konuşsun, düşünsün. Çok önemsiyorum onu yani. Bu işi sürdürülebilir hale getirirsek çok keyifli bir şey olacak yani. Çok keyif, herkesin keyif aldığı, rakiplerin bile izlemekten keyif aldığı bir takım yapabilmek bak bu kadar zor değilmiş yani. Ve bunu nasıl sürdürür hale getiririz bunu düşünelim yani. Herkese de örnek olur belki. Evet Erdal Hoş'la Trabzonspor gündeminin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya biz tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.